Rəhbər TV ekranlarından hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ekranlar başlarında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir Hanımlar Rehberi programı ile yine karşınızdayız ve en kalbi muhabbetlerimizi sunarak bugün de programımıza başlayacağız inşallah. Bugünkü değerli stüdyo konuğum Doğru Haber Gazetesi ve Nisan Nur Dergisi yazarı Şükran Eslem Dağ hanımefendi olacak. Ve Şükran Eslem hanımefendi ile kaybettiğimiz değerlerimizden olan sabır ve metaneti konuşacağız inşallah. Toplum olarak neden artık sabırsızız, sabredemiyoruz? Neden metanet özelliğimizi çok fazla muhafaza edemiyoruz? İnşallah bu başlıkların altını doldurmaya çalışacağız. Hanımlar Rehberi başlıyor. Eslem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Evet, sabır ve metaneti konuşacağız inşallah. Dilerseniz yine tanım olarak yine tanımdan başlayalım. Ne demek sabır? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sabır günümüzde çok gerçekten artık insanlar nazarında biraz daha literatürde anlamında yitirdiği gibi görünüyor ve kimsenin sabırla işi olmamaya başladı. Artık sabırsız bir toplum haline dönüştük. Ondan dolayı biraz sabrı ele almak istedik açıkçası. Sabır, değişen maddi ve manevi durumlar karşısında dengeyi bozmamak. Yani bir şeyleri kötü olan, başına gelen kötü, olumsuz ve sıkıntıya düşüren, meşakkate düşüren şeylere karşı soğukkanlı davranmaya sebebiyet veren beşeri hisleri aklın ve dinin sınırlarının dışına taşırmamak demektir. Sabır gerçekten ciddi manada bir ölçüdür aslında bir Müslüman için. Sabırlı olduğu ölçüde birçok şeye tahammül etmektedir ve metanet sahibi olmaktadır. Şimdi metanet de başa gelen her türlü iptilaya karşı metinlik, muhkemlik ve dayanıklık, sağlamlık göstermektedir. Şimdi muhkemliği ben böyle az bir şey açmak istiyorum. Buyurun. Bir şeye hakim olmak demektir. Metanetli olduğun zaman sen bulunduğun duruma hakimsin demektir. Yani bundan ötürüdür ki bir şeye muhkem olmak, bir şeye hakim olmanın metanetten geçtiğini anlıyoruz. Yani sabırla çok bağlantılı. Sabırlı olduğun zaman, tahammül ettiğin zaman birincisi mesela insanları dinlerken de sabredemeyişinin sonunda hani zarara uğrayan insanlar vardır. Dinlemediği için yanlış algılar ve belki öfkeye kapılır ve bunun sonucunda kötü şeyler yaşanır. Ama sabredilerek dinlenildiği ölçüde oraya hakimiyet sağlanır ve metanetle başına gelecek sıkıntılardan, yani olası sıkıntılarından korunulur. Yani birbirini tamamlayan iki kavram mı sabır ile metanet? Evet, sabır ve metanet. Kesinlikle sabır gerçekten sıkıntı anında, ilk anda özellikle gösterilmesi gereken şeydir. Evet. Çünkü sonraki zamanlarda artık o ilk anki öfke ya da ilk anki acı, ızdırap dindikten sonraki zamanda gösterildiği takdirde çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü ilk acısı geçmiş oluyor. Hani insanın vücudunun kaldırabildiği bir ölçü vardır, acı ölçüsü. Bu acı tavan yapmışken sen çığlık çığlığa ya da kendini yerden yere vurarak ya da kötü bir şekilde karşıdakine öfke kusarak bunu belirtiyorsan, yani kendi kişiliğinden ve kimliğinden, sabırsızlığından ötürü ödün verebiliyorsan, maalesef ki olamıyorsun. Sabırlı bir insan olamadığın için metanete de sahip olamıyorsun. Dolayısıyla oraya hakimiyet sağlayamıyorsun. Sabır ile aslında o anda kendini tutmak metanet ile de muhafazası mı? Evet, muhkemliği ve muhafazası. Yani konumun hakimiyeti sende olmuş oluyor. Evet. Genelde toplumda sabır çok yanlış anlaşılıyor. Evet. Yani hani az önce dediniz ya, hani vücudun bir acı eşiği vardır. O acı eşiği yüksekken hani sabredebilmek, dayanabilmek. Genelde başımıza gelen musibetlerde hani Allah muhafaza diyelim ki bir yakınımız vefat etti. İşte o esnada ilk olay yaşandığı zaman feryat figan, insanlar bağırır, çağırır. Yani haşa küfre götüren sözler sarf etmeye başlarlar. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra, yani artık böyle o duygular artık soğumaya başladıktan sonra da işte hani başını sağ olsun dediğin zaman işte Allah'tan geldi, elhamdülillah demeye başlarlar insanlar. Halbuki yani burada da işte ne güzel sabrediyor denilir. Halbuki şimdi biz öğreniyoruz ki aslında sabır bu değildir. Evet. Biz sabrı yanlış anlamışız. Sabır ilk başa geldiği zaman, yani bela olsun, musibet olsun, hatta ileride belki de biraz daha geniş açacağız, mutluluk olsun. İlk başa geldiği zaman, ilk yaşandığı anda insanın o duygularını
tavan yapmak isteyen o duygularını dizgin altına almaktır, bir nevi bastırmaktır. Kesinlikle öyledir. Mesela sabır aslında güzel ahlakın da ağırlık merkezi olarak biliniyor. Çünkü birçok şeye sabrettiğin zaman güzel ahlakın ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da çok güzel. Gerçekten imanın da yarısıdır. Felaha uğraştıran bir şeydir. Mesela felah nedir? İnsanı rahatlatan, insanı gerçekten huzura kavuşturan bir şeydir. Evet. Bir şey bizi felaha kavuşturuyorsa, düşün, felah asla parayla veya bir maddeyle elde edebileceğimiz bir şey değil. Mesela çok zenginsek felahlı olamayız, felaha kavuşamayız. Ya da başka türlü bir durumdayken felaha kavuşamayız. Ama sabırlıysak felah vardır. Güzel ahlaklıysak felah vardır. İmanın yarısı ve gerçekten ciddi manada bir anahtardır. Sabırla o anahtarı bir nevi açıyorsun ve o kapıların içerisinden geçebiliyorsun. Ama sabrın yoksa bütün kapılar senin yüzüne kapanabiliyor. Ve o zaman da oturup şunu diyorsun, neden böyle oldu? İşte bunların hepsi aslında bizim yaptığımız tavırdan mütevellit kaynaklanıyor. Yani biz o tavırla her şeyi kendi yüzümüze kapamış oluyoruz. Çünkü sabır açıyor kapıları. Sabır dinin de, İslam'ın da, imanın da, felahın da, saadetin de, huzurun da aslında anahtarıdır. Sabrettiğin zaman ulaşabiliyorsun. Sabredemediğin zaman ulaşamıyorsun. Ve cennet nimetlerine kavuşturan çok büyük bir şeydir. Çünkü cennet nimetlerine kavuşmak Allahu Teala'nın sadece rıza ilahisine kavuşmakla olur. Yani bunu düşünmekle olur. Biz buna mesela dünyadaki sıkıntılarımıza, vücudumuzdaki azalarımızdaki ızdıraplara veya çektiğimiz Allahu Teala'nın musibet demeyelim de mesela imtihan olarak başımıza verdiği şeyler, buna karşı sabır ve metanet gösterdiğimiz takdirde bu bizim cennet nimetine kavuşma sebebimizdir. Zaten ayette de, Zümer suresi 10. ayette de sabredenlere mükafatların hesapsız verileceği söylüyor. İşte bu da çok büyük bir müjde de aslında, değil mi? Kesinlikle. Yani bir de baktığımız zaman mesela enbiyalara, evliyalara çoğu çok sabırlıymış. Hatta hemen hemen hepsi. Çünkü sabırlarından öte gelen bir halleriyle insanlara kendilerini sevdirmişlerdir. İnsanlar onlara teveccüh gösteriyor. İnsanlar onların yanlarına geliyor. Mesela bir şeyleri kendilerinden insanlara taşırabilecek hale getirmek gerçekten çok zordur. Zor zanaat bir iştir. Şimdi zor zanaat olan işleri de bizim yapma olasılığımız ancak güzel ahlak ve sabırla olur. Sabır ve metanetle olur. Şimdi sabra büründüğümüz ölçüde insanların bize yönelmesini sağlarız. Mesela çok sabırlıdır. Ona gidelim. Çok sabırlıdır. Ona bu derdimizi anlatalım. Çok sabırlıdır. Bu şekilde davranalım. Yani bizi çok sabırlıdır. Bizi de teskin eder, teselli eder. Bize de faydası olur. Bize de doğruyu söyler. Bu anlamda aslında güzel bir örneklik teşkil edildiği için insanlar da kendisine başvuruyor. Yani kendisine başvurulacak aslında bir kaynak olarak görülmüş oluyor orada da. Peki sabrın çok güzel örnekliklerini işte sahabede, peygamberlerde görürüz dediniz. Buna birkaç tane örnek verip mesela, örnekler üzerinden gidersek sanırım daha güzel olur, daha açıklayıcı olur. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrına çok büyük örnek gösterir. Sabır, yani sabır deyince olarak, Hazreti Eyüp ilk akla gelir. Hazreti Eyüp gelir ama pek kimse sabra Hazreti Yusuf ve sabır çok bağdaştırılamayabilir. Ama birçok konuda ben araştırdım. Bir de ben de onun hayatını izlediğim zaman, mesela film olarak da kitap olarak da okuduğum zaman gerçekten sabrın çok büyük mükafatını görmekteyiz. Yani biz gerçekten o gözle baktığımız zaman Hazreti Yusuf'un hayatında da çok var. Hazreti Eyyub'un sabrı zaten bariz belliydi ve herkes tarafından biliniyordu mesela. Hastalığından şikayet etmeyecek derecede sabırlıydı. Mesela bunlar hepsi ne oluyor? Ona mükafat olarak geri dönmekteydi. Ve hepsine tekrardan sahip oldu. Yani Hazreti Eyyub Aleyhisselam'da biz başa gelen musibet, bir bela olan hastalığa karşı nasıl sabır gösterilir? Aslında orada onun örnekliğini. Evet. Onunla birlikte bir de mesela evlatlarını kaybediyor, zenginliğini kaybediyor, malını, mülkünü, hepsini kaybediyor. Yani Allahu Teala onu her taraftan imtihan ediyor. Her tarafta mesela şu an günümüzde diyelim maddi imkanlarla imtihan alınan, belki hastalığı yoktur, sağlığı yerindedir ya da evladı vardır. Yani bir yerden imtihan ediliyordur. Bir yerden eksik noksanlık vardır. Ama Hazreti Eyüp Aleyhisselam bütün yönleriyle imtihan ediliyor ve bu zaten örneklik teşkil etmesi için belki Allahu Teala tarafından bize böyle Kur'an-ı Kerim'de de kıssa olarak veriliyor. Ve diyor ki Hazreti Eyüp sabrı mesela tavsiye edildiği zaman,
Hazreti Eyyub'un sabrı size verilsin deniliyor. Evet. Çünkü o da aslında bir nefis sahibiydi. Ve düşünün, Allah'tan isteseydi hastalığının geçmesini, dileseydi Allah-u Teala kabul etmez miydi? Onun peygamberidir. Ve Allah bekliyor, biliyor musunuz? Onun dilemesini, dua etmesini. Ta ki diyor, diline ilişip, hastalığı diline ilişip Allah'ı anamayacak duruma geldiği zaman diyor ki, Rabbim seni anamadığım için bu hastalığı üzerinden kaldır. Düşünebiliyor musunuz? Yine Rabbine yakaramadığı için bunu yapıyor. Hı hı. Ve gerçekten bu çok önemli bir noktadır. İsteme gücü olduğu halde istememek, sabretmek. Yani buna kendini bir nevi mahkum bırakıyor. Yani Rabbimden gelmişse amenna diyor. Hı hı. Ve Hazreti Yusuf'a değinmek istiyorum. Hazreti Yusuf'un hayatı mesela çok imtihanlar içeren bir hayattır. Ama böyle hiç kimse direkt Hazreti Yusuf deyince sabır hiç akla gelmez. Evet, ama çünkü aslında, biz sabrı sadece başa evet, gelen olumsuz, yani olumsuz derken yani sadece hastalık, ölüm, işte hani yani mal ve can kaybı olarak genelde şey yaparız. Hani sabır deyince o kayıplar genelde aklımıza geliyor. Şimdi Hazreti Yusuf'un hayatındaki şimdi daha farklı olduğu için belki daha aklımıza gelmiyor. Yani sabrı biz tam olarak ne olduğunun farkında, bilincinde belki de evet, olmadığımız için sadece işte sabır deyince Hazreti Eyüp aklımıza geliyor da Hazreti Yusuf aklımıza gelmiyor. Buyurun. Yani idraktan kaynaklı zaten bir şey. Hı hı. Şimdi idrak eksikliği olduğu zaman mesela biz bunun çoğunu anlayabiliyoruz. Neyi neyle bağdaştıramadığımız için. Şimdi Hazreti Yusuf'un kıssasına baktığımız zaman, hı hı, Allah-u Alem geçenlerde bir arkadaşım, yanılmıyorsam, bir şey sordu. Benim o an aklıma geldi, biliyor musunuz? Dedim ki imtihanlara sabretme mevzusu, bir şey danışıyordu bana. Ben dedim ki Hazreti Yusuf'u düşünsene, mesela kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor, düşünebiliyor musunuz? Ve orada yani Allah'a yakarabilir ve biliyor mesela babasından ötürü dini, Allah her şeyi biliyor. Mesela Allah'ın peygamberidir babası Hazreti Yakup. Ve inançlı bir Müslümandır mesela, inançlı bir, iman etmiş bir insandır Hazreti Yusuf. O günün dinine inanmış. Ve mesela orada Rabbine yakarıp onları belki helak etmesini ya da Allah'tan yardım dileyebilir. Ama orada sabrediyor. Allah-u Teala kuyudan çıkarttırıyor onu. Götürüyor mesela. Orada yine kendisine yapılan bütün kötülüklere, iftiralara yine sabrediyor. Mesela köle olarak satılıyor, buna sabrediyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın peygamberi ve bunu biliyor. Küçük yaşta olmasına rağmen Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor. Ama hem güzel ahlakıyla, hem sabrıyla, hem metanetiyle o kadar güzel bir örneklik teşkil ediyor ki, sabrederek, düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin kölesiyken, o ülkede köleyken, o ülkede melik oluyor. Ve hatta devamında hani sabrediyor dediniz ya, kuyuya atılırken sabrediyor, devamında köleyken sabrediliyor ve hatta evet, devamında mertebe mertebe, aşama aşama olarak gidersek eğer, mesela Belkıs'a karşı, yani çok güzel bir kadın ve bir erkeğin çok güzel bir kadın karşısında o arzusuna, o isteğine sabretmesi, onu evet, bastırması Züleyha'ya sadece karşı. Allah için, evet, Züleyha'ya karşı, pardon yanlış söyledim ismini, evet, yani Züleyha'ya karşı orada kendi isteğini, bir çok güzel bir kadın karşısında erkek olarak kendi isteğini, nefsini orada bastırması, bu da bir sabır değil midir Estem Hanım? Kesinlikle bu çok büyük bir sabır örneğidir. Çünkü orada bir de şeytanın da dürtmeleri vardır. Mesela şeytanın nefsin dürtülerine karşı, bir de mesela orada böyle bir şey yaptığı ölçüde belki de çok daha evvel, mesela ona öyle bir teklifle geliyor sonuçta. Hı-hı. Çok daha evvelden o kölelikten kurtulup belki hani bu şekilde bir şey de düşünülebilir. Mesela hı-hı, çoğu insan paraya, mala, şana, şöhrete bu şekilde kapılıyor değil mi? Evet. Nefsine bu şekilde kapılıp yenik düşüyor. Karşılığında mal vardır, makam vardır, mevki vardır. Bununla Hazreti Yusuf bunu mesela biliyor. Efendisidir onun. Efendisine karşı böyle bir şeyde sabır etmesi zaten zor. Ama mesela sabretmese, belki karşılık verse belki çok farklı durumlara getirecek onu. Bunun sözünü vermektedir. Ancak o ne yapıyor? Bütün bunların hepsini reddediyor. Hı-hı. Çünkü inancı, Allah'a olan imanı, onun sabretmesi gerektiğini, o konuda gerçekten dirayetli bir örneklik sergiliyor ve sonunda ne oluyor? Zindana atılmasına rağmen, bakın, bir peygamber, yani mesela bir insan düşünün, daha ne kadar imtihandan geçirilebilir diye düşünürsünüz. Hani hayatı boyunca hep imtihan yaşıyor ve o kadar bariz, basit şeyler için düşünebiliyor musunuz? Kardeşleri sırf babasının ona olan sevgisini kıskandığı için bu kadar basit bir sebeple kuyuya atılıyor. Yine basit bir sebeple, sadece
yüz güzelliği, yani dış güzelliği, zahiri bir güzellik olduğu için Züleyha'nın ilgisi ona celp oluyor ve bundan dolayı ne oluyor? İlgisinden dolayı, bakın, bir insanın kendisine olan ilgiden bile artık rahatsız olacak duruma gelip kendisine zindanı daha hayırlı görüyor. Yani bu kadar, bu derecede hem zaten iman derecesinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bir zindanı saraya tercih ediyor ve orada sabrediyor. Ve orada mesela sabrederken de bir an kraldan bir umut ediyor. Mesela bir an sadece. Allah-u Teala onun karşılığında 7 yıl boyunca onu o adama, yani haber gönderdiği krala götürsün diye haberini gönderdiği adama unutturuyor onu. Evet. Ve o kadar ilginçtir ki 7 yıl boyunca o bunun cezasını çekiyor. Yani Allah'tan değil de sadece kraldan, zaten adama söylediği gibi diyor, benden krala bahset diyor. Ve orada Allah'tan değil de bir kuldan istediği için 7 yıl boyunca gözyaşı dökerek Allah'tan tövbe ediyor. Ve diyor ki ben biliyorum ki ben burada Rabbime yalvarmadan, hani Rabbine tabii ki her zaman yalvarıyor ama ilk öncelik olarak orada basit bir, en basit bir küçücük, belki bizim nazarımızda hani ne olabilir ki bu hata, sonuçta benden bahset demiş diyebiliriz. Ama onun iman derecesi o kadar yüksek ki zaten o yaptığını çok büyük bir kusur olarak görüyor. 7 yıl boyunca tövbe ediyor, gözyaşı döküyor ve Allah'ım beni affet deyip sabrediyor. Sonunda sabrının sonunda zaten selamete erişip melik oluyor. Evet. Ve bu sabrının karşılığında da zaten orada bulunmasının da ne oluyor? Pek çok hikmeti oluyor değil mi? Orada aslında Hazreti Yusuf bir nevi sabrediyor orada, sabır çekiyor orada. Ama buna karşılık da aslında Allah'ın rızkıyla, Allah'ın birçok nimetiyle de nimetlenmiş oluyor. Evet, mesela orada peygamberlik ona veriliyor ve orada bir sürü insana fayda sağlıyor mesela. Aslında sabrın içinde çok büyük faydalar vardır. Biz hani hikmet nazarıyla bakmamız lazım. Bazen başımıza gelen bir şeyde mesela hani her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır olabilir diye bakmamız lazım. Bazen mesela başımıza bir şey gelir, biz onu şer zannederiz. Ama belki Allah-u Teala bizi daha büyük bir şey, şerden korumak için onu bize vermiştir. Mesela o anı bize göndermiştir. Ama ona da nasıl erebilir? Sabırla yine değil mi Meslem? Tabii ki o ana, zaten o anın içerisindeyken o sabrı ve metaneti gösterdiğimiz ölçüde zaten bize gelecek bir şey vardır. Yani bize gelecek bir mükafat vardır. Zaten sabır aslında bir mükafattır. Mesela Rabbinin gerçekten ciddi bir mükafatıdır. Çünkü Üstad Bediü Zaman diyor ki sabır ve yakin diyor çok az verilmiştir. Evet. Mesela sabır diyor, insanlar genelde sabrını diyor boşa harcarlar. Çünkü neden? Mesela geçmişi düşünür kişi. O an, çünkü anlık bize zaten az bir sabır verilmiş ve anlık bize veriliyor. Bu an için, kullanmam için. Ve diyor biz o sabrı ne yapıyoruz? Mesela o an düşünüyoruz. Geçmişi düşünüyoruz. İşte başıma şunlar niye geldi, şunlar niye geldi. Ben o an kendi kendimi sinirlendirip olan sabrımı yitiriyorum. Geleceği düşünüyorum. Gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı insanın sabrını, olan biten bütün sabrını götürür. Ve onu o an düşünüyorum. Şimdi geldim bu zamana, başıma bir şey geldi bu anda. Benim kullanacak bir sabrım yok. Ondan dolayı işte zaten az verilmiş bir şeyi neden Oyratça israf ediyoruz? Kullanmanın sonucu evet. O değil mi? İsraf ediyoruz. Çünkü belli bir miktarda veriliyor bize. Ve biz bunu doğru kullandığımız ölçüde bize bir mükafat gelecektir. Ama ben onu geçmişe, işte geçmişte kimler bana neler yaptı derken, gelecek kaygısı taşırken, gelecekte halimiz neler olacak? Daha geleceğe varmadın ve ölebilirsin. Yani yarına çıkamayabilirsin. Geleceğin olmayabilir. Geçmiş de zaten geçmiştir. Geçmişi düşünerek harcanmaz yani. Yani bunun yerine artık. Tabii ki bunun yerine mesela sadece hani Hazreti Yusuf hikayesinde de vardır ya, ailesi geliyor mesela, ondan özür diliyor, hakkını helal ediyorlar, hemen affediyor. Çünkü niye? Mesela geçmişin artık hiçbir şey yapılamayacağını, gelecekte aslında onları iyiliğe teşvik etmek için bunu yapıyor. Çünkü sen sabrettiğin ölçüde, tahammül ettiğin ölçüde insanların sana olan nazarı ve bakışı da değişir. Ve o mesela onun sabrına karşılık, onun tahammülüne karşılık Züleyha'nın imanı gerçekleşiyor değil mi? Ya da oradaki kralın imanı bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bunların hepsi gerçekten düşünmemiz gereken, ibret almamız gereken çok ciddi mevzulardır. Yani sabrın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ve sabrın sonunun da gerçekten aslında selamet olduğunun aslında bunlar bir göstergesi, nişanesidir. Ve yine Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman zaten bir sabır abidesi olduğunu görüyoruz değil mi? Müşriklerin o kadar eziyetine rağmen, o kadar işkencelerine rağmen, o kadar zorluk yaşamasına rağmen
hiçbir zaman beddua ettiğini görmüyoruz mesela. Hani çok nadirdir, sayılıdır hatta birkaç keredir Evet, mesela beddua ediyor. Taif'te Allahu Teala ona soruyor değil mi? Evet. İstersen helak edebilirim Hı. diyor. Mesela sana bu zulmü reva görmüş ki bütün bir kabile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına kadar inecek, kan dolacak şekilde taşlıyorlar onu. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın peygamberi ve Hazreti Adem cennetten kovulduğu zaman o levh-i mahfuzda şeyi görüyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Orada düşünün diyor ki onun hatırına bizi affet. Düşünebiliyor musunuz? Kainat onun için var olmuş. Bütün Evet. evren onun için Yani var Allah'tan olmuş. sonraki insan olarak birinci kişi Allah'tan diyebiliriz, değil mi? sonra İsmi. mahluklar içerisindeki en yücesi Peygamberimiz Yani Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. imandan sonra Evet. imanın gerçek anlamda kabul olmasının şartı o kişiyi de Tabii ki aslında kabul tevhidin etmek. düşünebiliyor musunuz? La ilahe illallah değil mi? Kelime-i şehadetin yani tevhidin içerisinde yer alan bir şey. Ve Hazreti Adem ilk insan bakın Allahu Teala orada soruyor diyor ki sen nereden biliyorsun diyor Muhammed'i. Çünkü sen ilk insansın bunu bilme olasılığın yok diyor. Diyor ki ben levh-i mahfuzdayken işte yaradılma tam o aşamadayken işte balçıkla insan olma aşamasındayken diyor levh-i mahfuzda onun ismini gördüm diyor. Övülmüş olan Muhammed'in ismi hatırına bizi affediyor. Ve baktığımız zaman Peygamberimiz o kadar sabır timsalidir O ki. sabır timsali oluşunu inşallah aradan sonra Evet konuşalım inşallah. Esra Hanım. Evet, şimdi bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hanımlar, rehberinde bugün sabır ve metaneti konuşuyoruz. Doğru Haber Gazetesi ve Nisan Nur Dergisi yazarı Şükran Estem Dağ Hanımefendi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Estem Hanım, en son Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sabır timsali oluşunu konuşuyorduk. Evet. Oradan devam edelim. Evet, Taif'te Peygamber aleyhissalatü vesselam sabrediyor ve Allah-u Teala ona söylemesine rağmen onları helak etmiyor. Diyor içlerinden bir tanesi bile iman etmiş olsa bu benim için yeterlidir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani o an kendisine gelen eziyete bakın, karşılığında gösterilen sabra bakın. O zaman bizim gerçekten ciddi manada kendi sabrımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü en ufak bir yani çocuklarımıza kızdığımızda ya da bir arkadaşımıza kızdığımızda, komşumuza sinirlendiğimizde en ufak bir şeyde hemen parlama gereği hissediyoruz. Geçen ben bir arkadaşa sordum dedim ki işte sabır konusunda bir yaşanmış bir şeyiniz var mı dedim. Dedi ki işte ben böyle bir şeyler anlattı anlattı anlattı. Dedim ki bunun neresinde sabır var ki sen karşılık vermişsin. Hani bana şunu söyledi ben bunu söyledim. Bana şunu söyledi ben bunu söyledim. Dedim ki bu sabır değil savaş açmaktır. Yani sen buna örnek olarak veremem ben mesela diyorum. Diyor ki yo bu çok iyi bir sabırdı sonunda karşılığını gördüm. Ne gördün? Gerçek yüzünü gördüm. Şimdi bunları yanlış anlıyoruz biz. Bir insana karşılık ve sürekli o ve cevap veriyor, ben cevap. O tartışıyor, ben tartışıyorum. O öfkeleniyor, ben öfkeleniyorum. Bu durumda ben sabırlı bir insan olamam İşte aslında biz bu programları bir ki. nevi bunun için de yapıyoruz Estem Hanım. Evet. Yani biz çok şeyi gerçekten yanlış anlıyoruz. Yani çok farklı mecralara taşıyabiliyoruz aslında değilken, yani o anlamda değilken. Bu programları yapmamızın aslında bir nedeni de o gerçekten. Yanlış bildiğimiz şeyleri yanlış, yani doğru bildiğimiz aslında yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları Evet. daha iyi öğrenmektir. Evet buyurun. Ve yine Taif'te dediniz hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten orada sabrın gerçekten büyük bir ispatı göstergesidir. Ve aslında pek çok peygamberde olmayan bir sabrı da aslında görüyoruz. Mesela birçok peygamberi biliyoruz ki gerçekten Hazreti Yunus mesela sabredemiyor, gidiyor ve orada mesela Yani Allah-u hani Teala. beddua, yani Allah'ım hani benden bu kadar, ben görevimi üstüme düşeni yaptım, artık benden bu kadar diyen peygamberlerin hayatını da biz okuduk ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da çok farklı bir şey var. Hayır diyor, belki diyor onların neslinden iman eden, inanan Evet. birisi çıkar diye. Ki çıkıyor. Allah-u Teala hemen orada mükafatını veriyor sabrına karşı. Bakın hemen bile Sıcağı sıcağına değil mi? veriyor. Birisi çıkıyor gerçekten. Orada çok emin olmamakla birlikte çoban diye hatırlıyorum. Bağda değil mi? Evet. O oranın işte onun sayesinde mesela Taif daha sonra istiyor, öğretmen istiyor. Kur'an'ı öğrenmek istiyorlar. Ve mesela Hazreti Peygamber'in yine Habbab bin Eret'e yapılan işkencelere mesela kızgın demirlerle bütün vücudu şişleniyor, parçalanıyor mesela ateşler üzerinde. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sabrediyor. Düşün ümmeti gözünün önünde ne işkencelere maruz kalıyor. Bilal-i Habeşi yine aynı şekilde birçok sahabeler ne işkencelere maruz kalıyorlar. Ama onları gördüğü için gördüğü halde sabretmek durumunda kalıyor. Elinden bir şey gelmedi. Elinden bir şey geldiğinde yapıyor, gelemediğinde sabrediyor. Mesela Allah'a ellerini açıp beddua edebilir. Ve Allah-u Teala hemen kabul eder onun bedduasını.
Hani bunları helak et dese o anda helak eder ama yapmıyor. Sabrediyor ki sabrının karşılığında Mekke'yi fethettiği gün bunu herkes de görmüş oluyor. Hani niye bu şekilde davrandı? Mesela boykot dönemini hatırlayalım. Evet. Ne kadar zor zamanlar geçiriyorlar. Aynı dönemde yine Hüzün Yılı adı altında Hazreti Hatice'yi ve Hazreti Ebu Bekir'i kaybediyor mesela. Hazreti Ebu Talib. Hüzün evet. Yılı Hazreti evet. Hatice ve Ebu Talib değil onları mi? Kaybettikten sonra mesela çok gerçekten ciddi bir şekilde sabretmesi gerektiğini ve sabrının sonunda da mesela Medine'ye gittikten sonra bir Müslümanların refaha ulaşması oluyor. Ondan sonra devamında zaten gelen fetihle birlikte. Hı. Yani bunların hepsi aslında sabretmenin meyveleri çok da çabuk görülür gören gözler için. Hı. Yani sadece görmemiz, gözlemlememiz gerçekten bizim bir de şunun için yapmamız gerekiyor. Hani ben sabredeyim de bulayım diye değil aslında. Hı. Bu imtihana sabredeyim ki Rabbim razı olsun benden demek niyetiyle yapmamız doğrudur. Yoksa mesela mükafat niyetiyle hatta diyor ki cennetin nimetlerini düşünerek cennete gitmek için amel edenle Allah'ın rızasını düşünerek sonunda zaten cennete gidecek. Allah'ın Evet. rızasını düşünerek amel eden aynı olmaz diyor. Aynı sevaba nail olmazlar. Yani bir yerde aşk vardır, bir yerde tabii ki mesela noktadır. Rıza ilahi düşünüyorsun, düşünebiliyor musun? Sadece rıza ilahi verse de vermese de rıza ilahi diyorsun. Evet. Ama bir yerde de sadece cennet nimetlerine kavuşmak için yapıyorsun. Yapayım da cennete gideyim diye. Bu ikisinin mükafatı asla bir olmaz. Ha gider mi? Gider belki de. Hı. Ama onun mükafatı asla bir olmaz. Ya da sabır için söylediğimiz zaman mesela hani sonucunda ki işte ödüle diyelim ya da nimete mazhar olmak için sabreden kişi aslında ne yapar? Yani tam anlamıyla sabredemez. Çünkü sonuca odaklanmıştır. Yani işte ben sabrediyorum. Ben şu anda evet başıma bu musibet geldi ya da başıma bu bela geldi. Ben şu anda sabrediyorum. Allahu Teala beni rahatlatacaktır. Ben felaha kavuşacağım. Evet. Deyip aslında bekleyen yani sonucundaki güzelliği bekleyen kişi aslında tam anlamıyla sabretmemişti o. Bir de zaten belki olmaz o zaman şey olur. Sabırsızlık aslında bir nevi bir zaman sonra boy gösterebilir. Çünkü orada bir beklenti var ya. Hı-hı. Hani bu bitecek. Ben rahata ereceğim i̇şte sabır mesela. O Tabii olmuyor değil mi? O olmuyor yani çünkü sonucuna düşünmeden tabii ki. Koşulsuz olması lazım. Tabii ki mesela çünkü onu düşündüğün zaman zaten o sabır da devamlı olmaz. Bir süre sonra sabırsızlık boy gösterecektir. Çünkü şeyi yok. Mesela onu ihlaslı bir şekilde yapmamış oluyor. Yani Hı-hı. sabretmek, Allah rıza ilahiyi kazanmak için sabretmek farklıdır. Hani ben sabredeyim nasılsa bunun ucunda işte dur biraz fakirliğe sabredeyim zengin olurum belki diye olunmaz mesela böyle şeyler. Ya da biraz hastalığa sabredeyim iyileşirim elbet diyerek değil belki ömrü billah sen o hastalıkla yaşayacaksın. İmtihanın bu. Ama buna sabretmeyi bileceksin. Çünkü Hazreti Eyüp böyle yapmadı. İyileşme ihtimali olduğu halde istemedi. İsteseydi o Allah'ın peygamberiydi. Allah-u Teala o anda ona verirdi hepsini. Ama o bile bile istemedi. Rabbim bana bunu verirmişse amenna. Mesela şeyde çok ilgimi çekti. Bizim milletin yani Türkiye toplumundaki insanları bir istatistik araştırmada sabırlı olduklarına kanaat getirilmiş. Yani bunun bazı boyutları da hani öbür milletlere göre değerlendirildiğinde. Çünkü mesela deprem veya askere çocuğunu uğradıktan sonra şehit haberi gelmesi ya da işte buna benzer hani bir sürü şey olur. Afetlerde kaybedilen mallar, canlar, yıkılan birçok umutlar hani kaybedilen bir sürü maddi anlamda zarar. Bunların hepsine genelde konuşulduktan sonra bakın o maddi durumu kaybettikten ya da o canı kaybettikten, sevdiğini kaybettikten sonra özellikle konuşulduğunda hep buna da şükür daha beterinden korusun Allah sözleri çok geçiyormuş istatistik olarak. Hı-hı. Çok ilgimi çekti bu. Yani şaşırdım da hatta hani açıkçası baktığımız zaman çok günümüzde beklenilemez bir sonuç. Çünkü sabır olarak pek öyle sabırlı bir halk değiliz gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'daki halka baktığımız zaman hani minibüslerde, otobüslerde veya market herhangi bir yerde tamamıyla stres dolu, sabırsız insanlarla karşı karşıyayız ve bunun karşısında öfke patlamasıyla herkes birbirine karşı böyle bir yansıtma gösterdiği için demek ki Allah-u Teala'nın musibet anında belki bir rahmeti de var ya, o rahmet mi ortaya çıkıyor, merhamet mi ortaya çıkıyor ki buna da şükür, beteri vardır, Rabbim beterinden korusun, Allah'a hamdolsun, yani bunu diyebilecek kadar yüksek oranda bir şey varmış mesela. O yüzden sabırlı millet toplumu, birçok milletten daha sabırlı bir milletmiş Türkiye topluluğu. Bu bilgiyi de bu arada bu ilginç paylaşmış evet. olduk. Şimdi biz hani biliyoruz ki sabır üç çeşittir. Bela ve musibete sabır, evet. İlim öğrenirken ibadette sabır ve günah işlememek için sabır. Biz genelde şimdiye kadar bela ve musibete
sabrı konuştuk evet. aslında. Bir de başka bir çeşit de hani ilim öğrenirken ve ibadette sabır. Genelde bu kısımda da insanlar çok fazla bilinmez yani. Evet, ubudiyete giriyor bu. Ubudiyette sabır. Yani kullukta sabır göstermek nasıl olur? Mesela Üstad Bediüzzaman diyor ki, bir adam geldi bana, dedi ki işte çok namazı düşündüğüm zaman, hani ömrümün sonuna kadar hesapladığımda bu kadar çok kılmaya üşeniyorum. Hani nefsim kabul etmiyor. Diyor, ben nefsimi dinledim, baktım ki bana da aynı şeyleri söylüyor. Diyor, buradan anladım ki insanın nefsi aslında eringendir. Yani üşeniyor birçok şeyi yapmaktan. Uzun vadeli düşündüğünde, o yüzden diyor ya, uzun emelli olmayın. Uzun vadeli düşündüğünde gerçekten, mesela düşünebiliyor musunuz? 60 yaşına kadar yaşayacağız. Belki günde 5 vakit namaz, bununla birlikte 5 vakit abdest alacaksın. Bununla birlikte belki soğuk olacak, kar olacak, kış olacak. Bununla birlikte belki su kesilmesi olacak. Bir sürü şeyi düşündüğü zaman aslında nefis bunu verir. Ama şöyle düşünelim, belki ben bir saat sonra öleceğim. Hı hı. Sadece bir saatlik namazım var benim. Varsa var, bu an, bu vakit. Bana bu vakit farzdır diye baktığın zaman sen mantıklı bakıyorsun. O yüzden diyor mesela kullukta sabır çok önemlidir. Ama zaten o bizim 15 işimiz sabır. Olmaması lazım değil mi Meslem Hanım? Yani gelecek kaygısı, geleceğin tabii ki zaten sabır orada harcanıyor. Kitabı. Yani bizim çünkü ne kadar yaşayacağımızı biz bilemeyiz. Onu sadece Allah bilir. Onun için geleceğin kaygısı, geleceğin hesap kitapları arasında kaybolmak zaten başlı başına bize getirisi olmayan büyük bir yanlış, büyük evet. bir külfet aslında. Mesela eskiden bu kaygı taşındığı için bir yıllık erzaklar depolanırmış Osmanlı dönemlerinde. Bu çok ilginçtir mesela. Bir yıllık yaşama ihtimalin yok ama bir yıllık erzak depoluyorsun. Bu zahitliğe zaten tamamıyla aykırı bir şeydir. Asla zahit bir insan bunu yapmaz. Hı hı. Ve de mesela düşündüğün zaman uzun emelli olmuş oluyorsun. Sabrını da harcıyorsun. Mesela sen daha şu şimdiki anındaki rızkını düşün. Ya da bir gün, iki gün, üç gün, bir aylık, en fazla biz bir aile düşünebiliriz şu an. Hı hı. Mesela onun dışını düşündüğün zaman sen zaten hem sabrını, hem fırsatlarını, hem malını, birçok şeyini harcamış oluyorsun. Aslında ve bu da beşeri sistemlerin insana dayattığı bir şey değil mi? Evet. Yani gelecek kaygısı, sürekli fakirlik kaygısı, yani bir nevi dünyevileşmenin... Yani kapitalizmin, yani tüketme çılgınlığının evet. çok ileri boyutlara taşınmasıyla birlikte insanların kendisini bir nevi bir, hani şu an mesela Yemen'in durumuna bakın. Belki insanlar baktığı zaman, ha ben o duruma gelmeyeyim, stok yapayım diyebilir ya da hı-hı. başka şeyleri düşünür mesela. Onun mantığına göre bir şey yapar mesela, bir yerde bir birikim olsun ki ileride bunu kullanabilsin mantığıyla bunu yapabilir. Hı hı. Ama biz mesela düşündüğümüz zaman sabrımızdan götürdüğü için, bizim bugüne sabrımız kalmadığı için ve kulluğumuzu etkilediği için, mesela o gün senin kulluğunu etkiliyor. Sen o gün geleceğindeki namazı, geleceğindeki erzağını düşündüğün için, gelecek kaygısı taşıdığın için bugüne adapte olamıyorsun. Bugünkü hı hı. amelinden eksik yapıyorsun. Hı hı. Gelecek kaygısı aslında bugünün alışlarımızdan kayıp gitmesine de neden oluyor değil mi? Zaten asıl gününü kaybetmiş oluyorsun. Mesela hı-hı. bugünü de kaybettiğin zaman bu defa diyeceksin ki keşke dün bunu yapsaydım. Bu defa dünü düşünerek üzülüyorsun. Bu yani, pişmanlık. Evet pişmanlık. Bu defa gene sabrını tüketmiş oluyorsun. Yani biz her halükarda sabrımızı tüketmek için uğraşıyoruz adeta. Hı-hı. Ama bu gerçekten bizim hayatımızda çok ciddi etkileri olan, mesela şey de var devamında, günah işlememekte sabır var. Mesela direnebilmek. Ona geçmeden önce mesela şeyde Eslem Hanım, ibadette, sabırda mesela özellikle şey örnek vermek istiyorum, namaza yeni başlayanlar evet. için. Mesela gerçekten namaz, şeytan o kadar çok vesvese verir ki kendi işini tabii bahane dualı çıkarır. Ustalıkla yaptığı için o kadar çok bahane evet verir ki. Mesela sabah namazı, işte sabah namazı ya sen daha gençsin, ileride kılarsın, işte yani yaşlanınca kılarsın veya sonra kazasını yaparsın veya işte uyku o kadar çok tatlı gelir ki insana. Mesela öğle namazı için işte daha yani eğer kıldıramıyorsa kıldırmamak için elinden geleni, bütün bahaneleri öne sürer. Yok eğer kılacağım diye azim gösteriyorsa da kul, bu sefer de şeytan ne yapar? Erteleme yoluna. İşte 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, daha ikindiye şu kadar var. Yani ne yapıyor şeytan? Orada sürekli bize vesvese veriyor. Evet. Orada da yapması, yani yapılması gereken ısrarla o ibadete, yani namaza devam etmedir. Oradaki sabır da odur. Israrcı olmadır. Yani şeytan... Dirayet gerekli yani orada. Hı hı. Çok ciddi bir dirayet gerekli. Evet. Ve yine ibadetin hani biliyoruz ki çok olanı değil, sürekli olanı makbuldür. Yine sabır burada da devreye giriyor hemen. Sürekli olan, yani süreklilik için de sabır hı hı. gerekiyor. Aynen. Mesela işte günde örnek veriyorum, işte 5 lira sadaka veren bir insanın
Yine şeytan vesvese verir, der ki ya işte sen dün verdin, bugün verme, yarın 10 lira verirsin. Veya işte bu para bugün sana lazım, git şu kıyafeti al ya da işte git dışarıda biraz gez dolaş, sonra telafi edersin. Yani burada da ne yapıyor? Şeytan hep vesveseyle bize oyalıyor ve o ibadeti, o yaptığımız erdemli güzel davranışı yaptırmamaya çalışıyor. İşte sabır yine burada da devreye giriyor. Süreklilik. Yani az da olsa sürekli olanı makbul olduğu için Allah'ın indinde de süreklilikte sabır gösterme. Zaten sabır çok zor bir zanaatmış gerçekten. Evet. Hazreti Ebubekir hatta diyor ki ben o kadar zordur diyor ki bana afiyette olup şükretmem, imtihana tabi, bu şekilde imtihana tabi tutulup diyor sabretmemden daha makbuldür. Bakın yani gerçekten diyor afiyette olup şükretmek de zordur, biliriz biz bunu gerçekten, çünkü unutabilirsin, israf edebilirsin Allah'a karşı, ama diyor imtihana tabi tutulup da sabretmekten daha makbul geliyor. Çünkü sabır tadı çok acı olan bir şeymiş. Yani o anda sabır, özellikle. Otu yanılmıyorsan değil mi? Bir ot adı yanılmıyorsan ve tadı zaten çok otla, acı olan. Otlara da verilmiş bir isimdir. Bir de şeydir, manen aslında çok farklı bir tat var. Mesela hislerimiz tatlı veya acı hislerimiz vardır. Yani bu insanı acı esnasında yutkunmak gibi bir şey mesela. O acıyı çekiyorsun. Mesela vicdanen ya da ruhen ya da gerçekten canın yanıyor, mesela yüreğin yanıyor. Bir çok yakınını kaybettiğimizi düşünelim mesela. O anda düşünebiliyor musunuz? Çığlık atabilirsin, ağlayabilirsin, rahatlatıcı bir şeyler söyleyebilirsin. Ama ne oluyor? Onların hepsini yutmak, yani sabrı işte bu şekilde göstermek. Bundan dolayıdır ki sabrın tadı gerçekten ciddi manada acıdır. Yani hayatı, tecrübeleri kendi içerisinde onu öyle bir şekilde yoğuruyor ki dışarıya böyle farklı bir şekilde taşıması gerekiyor. Evet. Ve metanetle buraya hakimiyet sağlıyor. Dedik mesela sabrın üçüncüsü de günah işlememekte sabır. Buna dayanmak da, hani Hazreti Yusuf örneğinde verdik ya, günah işlememeye sabrediyor mesela Züleyha ile olan diyaloğunda. Bu çok ciddi bir şeydir yani. Hem de günümüzde bakarsak, bir de mesela o zamana bakın, bir de şimdinin teknolojisiyle şimdi günahları işlememeye sabretmek. Bu gerçekten çok ciddi bir şeydir ve ciddi hem bir irade ister hem de ciddi bir maneviyat ister. Şimdi maneviyatla donanmamış bir insan düşünelim, ne kadar sabredebilir ki? Ne kadar sabırlı olabilir? Çünkü maneviyatı tam değil, eksik. Ya da neye sabredeceğini bilmiyor. Niye sabretsin mesela? Günah işleyecekse işler. Tam bir donanımı yok, iradesi yok, iradesini güçlendirmemiş. Nefsi güçlü, nefsi galip gelebiliyor. Veya maneviyatı yok. Mesela bunun yanında ilim gerekli, bunun yanında amel gerekli, salih. Ameli salih gerekli. Evet. Sen ameli salihi yapmadan sabır düşünülemez. Ameli salih yoksa seni, çünkü zırh olan bir sürü şey var. Ve bu zırhları sen korunaklı bir şekilde giymediysen, öyle bir şekilde dışarı çıktığında Allah'u muhafaza, gerçekten insanların, gençlerin, kadınların, erkeklerin, yetişkin de olsa fark etmez. Mesela şu an gerçekten televizyona baktığımız zaman hiçbir kanalda, hiçbir programda böyle müstehcen olmayan ya da böyle kötü şeylerin yaşanmadığı bir şey yok. Ben göremiyorum yani. Açtığımda mutlaka kötü bir şey var. Bizim kanalımız istisna ama istisna. Tabii ki bizim kanalımız istisna ama zaten Allah çoğaltsın böyle kanalları. Gerçekten İslami böyle hassasiyeti olan, fayda sağlayan, insanlar izlediği zaman aileyle rahatlıkla izleyebildiği kanalların olması ne kadar güzel. Ya da o niyetle çıkıp güzel da çizgisini muhafaza edemeyen değil mi? O çizgiyi muhafaza etmek yani bu anlamda. Allah'ın izniyle biz sabredenlerden inşallah olduk ve inşallah olmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten o çizgiyi muhafaza etmek çok zor. Çok zordur. Evet, sabra dönelim bunda böyle küçük. Evet, ondan dolayı mesela diyor dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katındaki karşılığı cennettir. Düşün, sevdiği bir insanı alıyor ama o sabrediyor. Ve katındaki karşılığı diyor cennettir. Kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerine karşılık cennet veririm diyor. Mesela burada ne kadar güzel. Yani Allah-u Teala söylüyor bunları. Peygamberin hadisleridir bunlar. Mesela peygamberden gelen ya da ayet-i kerimelerdir mesela. Şimdi bunları biz mesela Zümer suresinde geçiyor. Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Evet. Şimdi Allah-u Teala bunu söylüyor. Sabret. Hesabı sana sonsuz ödenecek ya. Sınırsız bir şekilde ödenecek ve karşılığını çok çok fazla alacaksın mesela. Şu tadı yeme, hani Hazreti Adem ve Havva kıssasında diyor ya, bunu yemeyin. Onlar sabır göstermediği için, düşünebiliyor musunuz? Cennet nimeti gibi bir nimetten uzaklaşıyorlar. Sadece bir sabır göstergesinden eksik. Sabır etselerdi, oysa belki de şu an çok farklı olurdu.
Ama belki imtihan gerektirir. Allah bilir yani, biz onu çok bilemeyiz. Bunun ne sebeplerle olduğunu. Ama hikmetin içerisinde bir gözle baktığımız zaman sabretmedikleri için sonucunda mesela katlanılması gereken bedeli vardır yani. Hı hı. Ve bu bedeli de ödediler. Evet, ve yine günümüz gençliğinde dedik Eslem Hanım, hani hani günahta sabretmeye, günah işlememe sabretmede mesela günümüz gençliğini de örnek verebiliriz sanırım. Çünkü günümüzde gerçekten imkanlar yani kötüye, kötülüğe, harama giden yollara sunulan imkanlar o kadar fazla ki ve gerçekten bu anlamda gençliğin işi, gençlerimizin işi çok zor ve gerçekten de onların günaha, harama karşı sabretmeleri yani eminiz ki, rahatlıkla diyebiliriz ki Allah'ın indinde değeri ve mükafatı çok önemlidir, değerlidir, fazladır. Evet. Bir de şey benim çok dikkatimi çekiyor. Mesela ey iman edenler, Allah'tan sabır ve namaz ile yardım isteyin. Allah elbette sabredenlerle beraber diyor. Evet. Bakara suresi 153. ayette. Namaz da yanında zikrediliyor. Yani sabır ve namaz salih ile. Evet, ameli salih dedik ya, zırh olup koruması gerekiyor. Ameli salih olmazsa, ameli salihten biri de zaten namaz, ibadetlerdir yani. Olmadığı zaman seni koruyamıyor. Girdik, maalesef. O zaman sabır imtihanına bakalım. Sabır imtihanı gelince ne yapmamız gerekiyor? En sabır diyor, dinimizin en mühim disiplinlerinden biridir. Yani insanı disiplinize eder. Sen sabrettiğin ölçüde disiplinli olduğun için intizam, hayatında bir duruş ve intizam oluyor. İntizam olduğu için de sen buna binaen hayatını sürdürebiliyorsun. Hı. Yani düstur ediniyorsun bir nevi. Ve sabır imtihanı gerçekten çok büyük bir imtihandır. Yani bununla ilgili şöyle kısa bir hikaye benzeri bir şey, ya da yaşanmış hayat aslında, bir şey anlatmak istiyorum. Hı. Bir tanıdığım bahsetti. Diyor ki 8 yıl boyunca kayınvalideme, yani beni seviyordur diye düşünerek, yani böyle iğnelemelerine, hani birlikte yaşıyorlarmış, sabrettim diyor. Hı hı. Diyor sonunda bir gün diyor sınava gidiyordum. Aynı zamanda okuyan bir bayan. Hı hı. Diyor bir gün sınava gidiyordum, düşünebiliyor musunuz? Sınav günü ve diyor o günden 2 gün önce diyor bir teyzeye yardım ettim. Bana dedi ki Allah sana hayırlı bir kapı açsın. Bir de burada şeye değinmek istiyorum. Hı hı. Dua kaderi değiştiriyormuş, biliyor musunuz? Çok ilginç. Sadaka musibeti önlüyormuş, dua kaderi değiştiriyormuş. Evet. Diyor ki 2 gün önce bunu yap. Diyor mesela normalde insanlar Allah razı olsun der. Kadın bana dedi ki Allah sana hayırlı bir kapı açsın. Diyor 2 gün sonra sınavım var, gitmem gerekiyor ama, hı-hı, diyor ben uyuyakalmışım. Kalktığımda diyor kayınvalidemin, kayınbabama hakkımda kötü şeyler söylediğini duydum. Ve diyor dehşete kapıldım. Düşünsene 8 yıl boyunca Allah rızası için diyor ben onlara yaşlıdırlar diye yardım ediyordum, sabrediyordum, dikkat ediyordum, hani ihtimam gösteriyordum. Diyor, bu niyetle yaptığım halde diyor ben inanamadım benim hakkımda düşüncelerim. Ve diyor bu düşünceleri nasıl bilememişim. Ve o anda diyor aklıma direkt şu geldi. Rabbim demek ki sabrettiğime karşılık imtihanımı sonlandırdı. Çünkü diyor beni mesela çok rencide ederdi. Arkadaşlarım gelirdi, ailem gelemezdi mesela. O kadar çok rencide ederdi ki diyor ben onların hepsine sabrederdim. Ve diyor öyle bir şey oldu ki kendi kendine benim imtihanımı bitirdi. Hı hı. O derece gerçekten buradan şunu anlıyoruz ki sabır çok ciddi bir şeydir ve sabrettiğimiz takdirde Rabbimiz onun mükafatını öyle bir şekilde verir ki biz bile şaşırırız. Hani insanların gerçek yüzünü kendilerinin ortaya çıkarmasını sağlar sabrettiğimiz ölçüde. Hı hı. Ve biz Allah'a tevekkül ettiğimiz ölçüde hepsinin karşılığını buluruz. Sabır, hı, ve tevekkül, sabır ve metanet diyelim inşallah. Evet, Allah razı olsun. Bize ayrılan, aslında daha çok konuşacak çok şey, evet, vardı sabırla ilgili. Daha söylenecek çok şey vardı ama ne yazık ki bugün de süremizin sonuna İnşallah, geldik. İnşallah kendileri bakıp okusunlar Kur'an-ı Kerim'de özellikle her yerde, evet, yer alan mevzuları. Çünkü, evet, çok biz ne kadar anlatırsak bizim bitiremeyiz. Bizim anlatmamız, bizim bugünkü sabır ve metanetle ilgili işte programımız bir giriş mahiyetinde olsun izleyicilerimize. Evet. İnşallah, evet, sabrın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gerek Kur'an'dan, ayetlerden, Resulullah'ın hayatından araştırıp okusunlar. İnşallah. Diyoruz değil mi? Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Doğru Haber gazetesi ve Nisanur dergisi yazarı Şükran Eslemda hanımefendi ile bugün sabır ve metaneti konuştuk. Rabbim sabrımıza sabır katsın ve Rabbim kendisinin razı olduğu kullardan eylesin cümlemizi duasıyla kapatalım. Başka bir programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.